Müsaade etse desek karşıya geçiyoruz da geç. Oradan geçiyoruz. O da hem iki tarafta da şey var. Onun bu orası. Oradan sektörü bir arazada santral bir şey sektör. Yok baba baba. Şeyde biz Yukarı Kalahan Barajı'nda güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi olarak 5188. maddeye tabi olarak burada çalışıyorum. Burada maalesef bir mağduriyet yaşadık. Bu 35 kişinin sabah saat 3 sıraları, çok ilginç bir tarih söyleyeceğim. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 4 sıralarında, 3.30-4 sıralarında güvenlik amirinin daha bir aydır yeni gelmiş, kim tarafından gönderildiği Aytekin Yalçın adındaki adamın acaba hangi kolu kuvveti tarafından gönderildiği, hangi belgeye sahip olduğunu bilmiyoruz. Çünkü girişi yapıldığı zaman bu adamın belgesi yoktur ibaresi kullanıldı. Bugün o adamın vasıtasıyla diğer güvenlik amirinin kalkıp işte silahlarınız barisliğe gönderileceğini söylemişti. Ve bunun üzerine biz de silahlarımızı vermek zorunda kaldık. Fakat daha sonra böyle bir şeyin olmadığını ve saat 7 sıralarında bize işinize son verildi. Acaba bu bir kişi mi veya hepimiz mi diye merak ederken karar 35 kişinin birden mağdur edilmesi. Ve biz de şunu düşündük, acaba Solhan'da şu anda nüfusun, bu özellikle şu mağdur edilen arkadaşların hepsinin bu çevre köylerinden olduğu ve Solhan genelinde 35 kişinin ne kadar büyük bir meblağ nüfusa tekabül ettiğini, 35 kişi adam başı 5 kişiye bakıyorsak hepimiz evliyiz, çoluk çocuk sahibiyiz. Ortalama 5-10 kişiye vurduğunuz zaman bu yapar 350 kişi, 10 bin nüfusluk bir Solhan'da yaşıyoruz. Ona göre bir kıyaslama yapın. Bu İstanbul'daki bir fabrikanın kapatılması, 35 kişinin dışarı atılması gibi değildir. Burada her halükarda Solhan'daki bütün sosyal faaliyetlerin yarın özellikle bir sonraki projenin Bingöl'de Sütaş fabrikalarının açılma entegrelerinin açıldığını duyduk. Oraya istihdam edilecek adamlar da yarın iş bittikten sonra kapı önüne bırakılmayacağını kim söz verebilir? Hangi siyasi kulvarda koşan, artık isimlerini ben söylemiyorum, siz tek tek biliyorsunuz. Yani biri de bakan, ismini de telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü ilk aramalarımızda hiçbir şekilde bize cevap vermemiş. Sayın Fevzi Berdi Bey'e arkadaşlar hep beraber zaten teşekkür ettik. Sabah 6.30'da bizi aramıştı. Çok da üzerinde durdu. Şu anda meclise taşıyacağını söyledi. Ama geri kalan hiç kimsenin bizim telefonlarımıza bakmadı ve bizim haklarımızı savunmadıklarına ben inanmıyorum. Yani eğer savunsaydılardı şu Cengiz Holding'in biz karar aldık, biz geri adım atmayız. Acaba bu siyasi kulvarda koşan insanların bu adamı ikna edememeleri ve nasıl oluyor acaba bu devlet bu milletin mi yoksa iş adamlarının devleti mi? Onu da yani bir türlü aklım almıyor. Eğer bizim için ben şunu söyleyeyim, burada bizim mağdur edilmemiz, bizim burada durmamız sadece bizim işe geri alınmamız değildir. Hiç kimse böyle algılanmasın. Yarın benim çocuklarım büyüyecek, aynı duruma düşecek. Bunu yaşamamaları için bugün biz buradayız. Yani yarına kadar, öbürsü gün, artık ne zaman olursa olsun
Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Fakirane artık. Yani şu normal boşta gezen insanlar şu anda. Aynı suda çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim üstüm değil. Buraya getirilecek adamlar başka yörelerden getirilmişler. Cumhurbaşkanı'nın söylediği, bir memlekette eğer bir iş istihdamı yapılıyorsa o memleketteki insan faydalanacak. Sözünü hatırlatmak istiyorum. Bizi buradan çıkarıyorlar. Güvenlikiz. Özel güvenlik statüsünde çalışıyoruz. Aynı şekilde bizi kapı önüne bırakıp kendi akrabaları olan Elazığ'dan, Malatya'dan, artık burada mühendis olarak çalışan kim varsa kendi akrabaları liste yapıp ondan sonra özel güvenlik adı altında ordudan atılmış. Buna çok dikkat çekmenizi istiyorum. Ordudan atılmış veya tayini Şırnak'a, Kakarya'ya çıkan insanların ordudan kaçıp ondan sonra bu özel güvenlik adı altında şöyle bu dediğimiz barajlara, işte işletmelere yerleştirme politikasıdır. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz'u hepimiz hatırlıyoruz. İlk darbenin Ankara'da değil, İstanbul'da değil, ilk darbenin küçük bir köyde olduğunu hatırlatıyorum. Ona göre. Yani şu anda burada yapılan da aynı politika. Yani şuna bir dikkat çekmenizi istiyorum. Herkesin buna bir dur demesi gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Böyle bir şirket sahibinin kalkıp da ben bu yörenin halkını sevmiyorum. Ben bu yörenin halkıyla çalışmak istemiyorum. Bakabilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz. Bundan 2 yıl, 3 yıl önceki sözleri. Kürt halkını sevmiyorum diyen bir insan. Evet, ben Kürt'üm, Zazayım. Özellikle Zazayım. Müslümanım, bu ülkenin çocuğuyum. Şunu söyleyeyim. 6 yıl hizmet verdim. 15 Temmuz'da yandaydık. Sayın Başkanım diyeyim. Cumhurbaşkanı demeyelim çünkü statüsü değiştirildi Türkiye'de. Sayın Başkanıma şunu söylüyorum. Kelimenin tam anlamıyla sizin bir konuşmanızı dinlemiştim. Bingöl benim ikinci memleketim demiştiler. Ayrı bir yeri var demişti bana. Yani bana derken bütün halkımıza. İkinci memleketin değil. 12. Cumhurbaşkanısınız ve 12 Bingöl sahip çıkın diyorum. Yani bu iş dünyası belki Türkiye'ye bir şeyler kazandırabiliyor ama Türkiye'yi ayakta tutan da bu halk. Yani bu kadar. Başka söyleyecek lafım yok. 15 Temmuz'da biz sahip çıktık. Bu 15 Temmuz'da da siz bize sahip çıktınız. Ne diyoruz? Başka 6 yıl hizmet verdik. Bu hale getirdik, bitirdik. Yani emeklerimizin karşılığı olmasa da olur. Şunu söyleyeyim yani. Çünkü burada biz önemli değiliz. Önemli olan çoluk çocuğumuzun geleceği.